Güler Gökçe. Beçi hafta Katı Dağı'nın eteklerinde bir rafting yapılıyor. Siz de ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir atmosfer var burada? Burası şu an çok iyi kalabalık. Cümbür cemaat, herkes buraya toplandık. İsminiz öğrenelim dediniz. İvana. İvana nereden geldin? Ben de Alaman'dan geldim, Muğla ilçesinde. Beçi hafta ilk defa bir rafting yapıyorsun da Beçi hafta aslında ilk defa geliyorsun. Neler söylemek istersin bize? İlk başta çok uzun bir yolculuk geçirdim. Nehirinizi beğendim. Oldukça güzel bir nehiriniz var. Biraz taşlı, zorumuza geldi. Ama olsun, aynı anda su var, akar var. Ve güzel bir olur, deneme olur bizim için. Serdar kardeşimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ve sporcularla birlikte işini yaparken başka güzel bir pare oldu bu. Her haliyle hem organizasyon anlamında hem yerelde de bu kaynaşma, birlik, beraberlik fotoğrafı anlamında gerçekten mutlu 3-4 günü birlikte yaşadık. İnşallah bu şölen havasında geçen bu turnuvalar gelecekte de çok daha güzel etkinliklerin habercisidir. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Bu olağan bir şey artık. Yeni Türkiye'den bahsettik biraz önce. Türkiye'de artık eski Türkiye değil. Burada Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Arabı da özgürce hareket ediyor artık. Bu Türkiye'yi inşa ettiğimiz Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği demokratik Türkiye'nin gerekleri yerine geliyor aslında. Biz Bahçesaray'da Fakih Dayıran'ın şiirlerini okumuştuk. Burada da Melai Ciziri'nin memleketi burası. Aslında biz burada da onları tanıtıyoruz. Burada artık Şırnak merkezde de onun gemisiyle ilgili Sefine'de festival yapmayı düşünüyoruz. Huzur ve güven ortamından sonra Spor Bakanımızın talimatıyla bölgedeydik. Bölgeyi inceledik ve bu sene Sayın Valimiz de inanın arkadaşlar hiç kolay değil. 10 gün içinde. 10 gün içinde bu kadar büyük bir organizasyon yapıp 40 ilde bu sporları burada toplanıp bu hizmeti sağlamak hiç de kolay değildi. Ama bu çalışmamızın neticesinde bütün bu çalışma organı kemik oldu, yürek oldu ve bugün Sayın Valimin de burada olmayla beraber can buldu ve raftingi burada canlandırdı. Ben gerçekten Sayın Valime ve bütün ilçeye ile çok teşekkür ediyorum. İnşallah federasyon olarak bir başka senede hedef, gerçekten hedef bu bir söylem değil. Neden bir uluslararası katılımlı bir şampiyona burada olmasın hedefi koyduk. Biz bunun için Sayın Valim'le, Sayın Gülşen Hanım'la, yönetim kurulu üyemizle, belediye başkanımızla hep beraber oturup bunu çalışacağız.